Önceki genel başkanlarım, İyi Parti'nin çok saygıdeğer genel sekreteri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, yazılı, görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri. Efendim izin verirseniz konuşmalarını yapmak üzere Millet İttifakı belediyelerine her işte şeffaflık, halka karşı her kuruşun hesabını veren dürüst yönetim, her çalışmada önce insan nasihatinde bulunan, her kışın yüreğinde titreyen bir ilkbahar vardır. Her gecenin örtüsünün arkasında tebessümle bekleyen bir şafak vardır diyen, 30 Mart seçimleriyle memleketimize baharı getiren, şimdi ilk seçimlerde güneşli günleri müjdeleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu buraya davet ediyoruz. Efendim hepinize yürekten teşekkürler. Güzel bir meydanı açıyoruz. Hava da çok güzel. Bu meydanda insanlar huzur içinde gezecekler. Siyaseti tartışacaklar. Sorunlarını tartışacaklar. Türkiye'yi görüşecekler ve tartışacaklar. Çevreyi konuşacaklar. Dolayısıyla bu meydan kentte yaşayanların enerjilerini tükettikleri bir yer olacak. Eğlenceler burada yapılacak. Toplantılar burada yapılacak. Mitingler burada yapılacak. Dolayısıyla kent nefes almış olacak. Belediye başkanımız güzel bir konuşma yaptı. Konuşmasında buranın satın alındığını ve dolayısıyla yüksek binalar değil, kentin yararlanması için alan olarak yapıldığını ifade etti. Ve alanı da kendi çalışanlarıyla gerçekleştirdiğini söyledi. Dolayısıyla bu toplantıya katılan iki genel başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza yürekten teşekkür ederim. İyi Parti'nin sayın genel sekreteri de burada. Ona da şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni mahalleyi yeni mahalle yapan, çağdaş bir kent kimliğine kavuşturan Fethi Yaşar'a hepinizin huzurunda teşekkür etmek benim boynumun borcudur. 3 dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum diyor. Sevgili yeni mahalleliler, Fethi başkanımızı sizden ayırmak için çok, onlara göre çok oyunlar oynandı. Çankaya'nın bir bölümü alındı. Orayı aldık, Çankaya'ya kattık. Zaten Çankaya'yı alamıyoruz. Böylece yeni mahalleyi alırız dediler. Ama yeni mahalleliler Fethi Başkan'a sahip çıktılar. Çünkü onun nasıl çalıştığını, günün 24 saatini yeni mahalleye nasıl verdiğini en iyi yeni mahalleliler bilir. Efendim yardımlar konusunda da belediye başkanlarımız gerçekten de tarih yazıyorlar. Olağanüstü çalışıyorlar. Diyorlar ya, aç varsa siz doyurun. Çekilin oradan, Türkiye'deki bütün açları doyuracağız. Çekilin oradan, Türkiye'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Çekilin oradan, Türkiye'de her kuruşun hesabını veren bir millet iktidar olacak. Biz bunları biliyoruz, yapacağız. Eğer belediye başkanlarımız bütün engellemelere rağmen bir tarih yazıyorlarsa, halkın iktidarı olduğunda o tarihin çok daha görkemli bir şekilde ortaya konacağını onlar da çok iyi biliyorlar. Biz yapacağız. Güzel şeyler yapacağız. Birlikte yapacağız. Dostlarımızla beraber yapacağız. Bir tarih yazacağız. Siyasete ahlakı getireceğiz. Eğer bugün 21. yüzyılın Türkiye'sinde bir İçişleri Bakanı kalkıp konuşma yapar, bir siyasetçi her ay 10 bin dolar para alıyor der ve bu ülkenin en önemli koltuğunda, bir numaralı koltuğunda oturan kişi hiç sesini çıkarmazsa o da bu işe ortak demektir.
Söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Söyleyen kişi sıradan bir kişi değil. Söyleyen kişi bu ülkenin İçişleri Bakanı. Şöyle düşünün. Aynı olay bir CHP'li için söylenseydi, Türkiye'de kıyamet kopardı. Hepimiz kim suçlu yakalamaya çalışırdık. Üstünü örtmeye değil, hesabını sorardık. Üstünü örtüyorlar, örtemeyecekler. Bunu sakın ola ki asla ve asla unutmayın. Sakın ola ki. Siyaset kirlilikten arındığı zaman meydanlar daha güzel olur. Siyaset kirlilikten arındığı zaman komşuluk ilişkileri çok daha güzel olur. Siyaset kirlilikten arındığı zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarı çok daha yüksek olur. Siyaset kirlilikten arındığı zaman siyaset halka hizmete dönük olur. Siyaset kirlilikten arındığı zaman Mansur Başkan'ın yaptığı hizmet gibi Türkiye genelinde bütün belediye başkanları hangi partiden olursa olsun hizmet verme yarışına girer. Biz bunları biliyoruz, yapacağız. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Sakın ola. Hep beraber bekliyoruz. Hep beraber. Seçimi bekliyoruz. Gelecek o sandık, önümüze gelecek. Sizden sadece bir şey istiyorum. Sandığa gidip oy kullanırken eliniz vicdanınızda olsun. Ahlaktan yana olsun. Adaletten yana olsun. İnsandan yana olsun. Çevreden yana olsun. Dostlardan yana olsun. Güzelliklerden yana olsun. Ve en önemlisi inancınızdan yana olsun. Elinizi buraya koyarken. Oy kullandığınız zaman göreceksiniz ki Türkiye'ye, siyasete zaten cemre düştü, siyasete cemre düştü. Göreceksiniz ki çok daha güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Sayın Karayalçın'ın ifade ettiği gibi Türkiye'nin çözülemeyecek sorunları yoktur. Hep beraber bu sorunları çözebileceğiz. Yeter ki ahlaktan yana, adaletten yana tavrımızı ortaya koymuş olalım. Efendim, bu güzel günde böyle bir meydanı açarak bizi buraya davet eden ve sizlere seslenme fırsatı veren yeni mahalle belediye başkanımıza tekrar hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyorum. Hoşça kalın diyorum. Bütün güzellikler sizlerden yana olsun. Bütün güzellikler, bütün dostluklar sizden yana olsun. Asla moralinizi bozmayın. Cumhuriyetin ikinci yüzyılını görkemli bir şekilde hep birlikte kutlayacağız. Göreceksiniz. Saygıdeğer Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim, izin verirseniz ben şimdi buraya meydanın ortasında gördüğünüz bu güzel anıtı Batı kentlere kazandıran meydanın proje mühendisi Profesör Doktor Sayın Halim Perçin'i plaketini almak üzere buraya davet ediyorum. Sayın Perçin, buyurunuz lütfen. Arkadaşlarım plaketi getirirlerse. Arkadaşlarım plaketi getiriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Profesör Doktor Sayın Halim Perçin'e plaketini takdim ediyor. Profesör Doktor Sayın Halim Perçin'e çok çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinden, bu güzel mimari projeden çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarım bir fotoğraf alacaklar. Fethi Başkanımı da bu tarafa alabiliriz. Tamam, orada durun. Tamam değil mi arkadaşlar? Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi kurdele keseceğiz. Halim Bey'i alıyoruz arkadaşlarım, gerekli teknik hazırlıkları gerçekleştirsinler. İyi Parti Genel Sekreterimiz Sayın Uğur Poyraz, Sayın Murat Karayalçın, Sayın Hikmet Çetin, milletvekili arkadaşlarımızı. Arkadaşlar, bu alan o kadar çok dar ki Sayın Hikmet Çetin, Sayın Tezcan'ı da görüyorum orada, karanlıktasınız. Bekliyorum efendim, buyurun lütfen. Sayın Genel Başkan Yardımcım Seyit Torun,
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş. Sayın Poyraz, isterseniz sizi böyle dolabilirim. Genel Başkan Yardımcılarımız, Genel Başkanlarım buyurun lütfen. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Ve müzisyen arkadaşlarımız da yerlerini alıyorlar. Sayın milletvekillerimizi de bekliyoruz. Sayın Neşe Karayalçın, Neşe Hanım. Neşe Hanım'ı buraya bekliyoruz. Adem Başkan geldi, Elmadağ Belediye Başkanımız. Arkadaşlar bir yardımcı olun lütfen, Neşe Hanım'ı bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, kameralara bakarak öncelikle Alper Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen. Kusura bakmayın lütfen. Bu güzel organizasyonda ister istemez bazı unutumlar oluyor. Elmadağ Belediye Başkanımız burada. Sevgili Burcu Güneş'i. Ve sevgili Burcu Güneş'i de buraya davet ediyoruz. Birazdan konserimiz devam edecek. Sevgili Burcu Güneş de eğer bu karede yer almak isterse lütfen. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Burcu Hanım da geldiler. Sevgili Yeni Mahalleliler, Batı Kentliler, çok değerli Ankaralılar. Yeni Mahalle Belediyesi Murat Karayalçın Meydanı hayırlı uğurlu olsun. Alayım efendim. Efendim şimdi güvercin uçuracağız. Güvercin uçuracağız. Şimdi güvercin uçuracağız. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli protokol. Çok teşekkür ederim.